Artı Futbol'a hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz tüm dünya, istisnasız tüm ülkeler bu illetle uğraşıyor koronavirüsle. Ülkemizde de tedbirleri sıkı bir şekilde arttırıyoruz. Sağlık Bakanımız da zaten saat 19'da gerekli açıklamaları yaptı. Bir son dakikamız var. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerini süresiz olarak erteledi. Bu önemli. Tabii Tokyo'nun da olimpiyatların da ertelenmesi iddialar arasında ama iş e, gitgide kötüye doğru gidiyor. Biliyorsunuz Euro 2021 de e, Euro 2020-21'e ertelendi. Bu noktada Şampiyonlar Ligi ve e, UEFA Avrupa Ligi de süresiz olarak ertelendi. E, La Liga da biliyorsunuz bugün e, süresiz olarak ertelendi. E, i̇şin nereye gideceğini henüz kestirmek mümkün değil, çok da zor. Bugün Abdurrahim Albayrak, geçmiş olsun diyelim, eşiyle birlikte Şükran Hanım'la birlikte. Maalesef e, testleri pozitif çıktı. Çok geçmiş olsun Galatasaray camiasına. E, gülen yüzünü tekrar görmek istiyoruz. Abdurrahim Bey'in, Albayrak'ın geçmiş olsun efendim. E, kıymetli konuklarımız Artı Futbol'da Mehmet Yılmaz, Evren Turan, Emre Bol ve Serdar Sarıdağ. E, hoş geldin. Merhabalar. Hoş, hoş bulduk. arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abdurrahim abiye de Allah'tan şifa Geçmiş biliyoruz. olsun tekrar. Acil şifalarımız. Ee, hakikaten çok zor dönemlerden geçiyoruz. Abi, bu işin zengini, yaşlısı, fakiri, iş adamı, işsizi yok. Yani bu virüs her, hepimize her an bir şekilde vurabilir. Onun için kendimize dikkat etmemiz gerekiyor bu saat itibariyle. Ee, bu arada Abdurrahim abiyle e, son dönemde e, iletişim içerisinde olanların da kendine gidip baktırması lazım. Çünkü iş çok artık ciddiye gidiyor. Bazıları tabii işin ciddiyetinin farkında değil. Abi. Bakıyorum. Ee, ...sağda solda balık tutanlar, mangal yapanlar, gezenler, tozanlar filan... ...Allah sizi yani... E, ...şimdi ne söyleyeceğimi de bilemiyorum ağır da çok fazla da ağır bir şey söylemek istemiyorum esasında ama... ...inşallah bu mikropla karşı karşıya kalıp ciddiyetin farkına o zaman varmazsınız. Sadece kendini düşünme arkadaş sen kendin gidiyorsun tamam bana ne ya ben kaparsam kapayım deme... ...başkasına da bulaştıracaksın. Zaten bizim sıkıntımız bu. Sadece senin bireysel üstünde kalan bir mikrop olsa... Ne yapıyorsan yap. Boşu boşuna evden i̇ster çıkma diyoruz ister yani. İster kal, ister Herkesin balık tut, ister mangal bildiğin. yap. Ne yapıyorsan yap. Ama sıkıntı senin eğer virüs kapman durumunda işi başkalarına da bu virüsü başkalarına da aktarman. Zaten sıkıntımız o. Onun için e, kendini düşünmüyorsan başkalarının düşünüşü olmaz. Ya ülkemiz yönetenler başta Cumhurbaşkanı, bakanlarımız, Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı, bilim kurulu üyeleri, medya, sporcular, işte burada sizler evde kalın aman çıkmayın yapmayalım bulaştırırız bunu 65 yaş üstüne maalesef e, e, bu yaş kategorisindeki insanlara da bizim açıkçası çok ihtiyacımız var. Hani kırmadan, dökmeden değil mi sevgili evet. arkadaşlar? Lütfen rica edelim büyüklerimize, bizler için çok önemli. Onlardan öğreneceğimiz çok şeyler var ama rica ederiz lütfen e, evlerinizden dışarıya çıkmayınız. Bu noktada da sevgili arkadaşlarımın, e, Serdar'ın, Evren Turan'ın, Mehmet'in de Ekpiciye söyleyeceği şeyler var. Hatta e, yaşadıklarınızdan da anlatabilirsiniz. Son bir haftada gördükleriniz, duyduklarınız, evde kal mesajı. Ya bu işi ciddi almak önemli tabii ki. Bu bir hastalık. Bu bir virüs. Yayılıyor. Bütün e, dünya devletleri önlem almaya çalışıyor. Ciddi şekilde. E, bu kadar ciddi şekilde önlem almaya çalışılıyorsa eğer, demek ki bu sıkıntılı bir durum. Bunu idrak etmek lazım. Bunu bir kere e, bilmek lazım zaten. Yani aklını kullandığınız zaman... Anlayacaksınız. O zaman zaten mecbur kalmadı. evden dışarı çıkmıyorsun. Şimdi balık tutmak mecbur etse bilmiyorum artık. Yani daha ne diyeyim? Sahilde yürüyüş yapmak o kalmanın içerisinde mecbur etse bir şey diyemem. Mangal mecburiyetim bu mu? Mangal yapmak. Yani mecburiyetim bu mu? Bütün dünya yıldızları. Evinde hatta yerin altında olanlar var. SEO'lar istifa etmiş. Yerin altına girmiş. Saklanıyorlar. Evet, Virüs Sığınakta yaşayanlar sığınakta var. Sığınakta yaşayan var. Adam balık tutuyor abi. Şimdi bak biz trafikte bir araba görürüz. Bazen makas yapar ya deriz ki arkasına ya bu kaza geçirse üzülmeyiz de diğerleri o masum insanlar evet. trafikte kaza geçirir ona üzülürüz değil mi? Şimdi burada sen çıkmışsın dışarıya birine bir virüs bulaştırırsan o beni üzer. Sen kendinden gitsen sen kapsan açıksın insanlar üzülmez. Hep sokaktasın diye. Ama mecburiyetler dışında çıkma. Mecbursun sağlık işte market alışverişi de oydu buydu buna bir şey diyemeyiz. Ya bugün sucu geldi eve. Dedim ki arkadaş sabah sipariş verdim akşam geldi. Abi dedi ya sen ne diyorsun? Oturamadım diyor bütün gün. Doğru Yapma ama ya. E dedim kaç kaçar kaçar istiyor ben şimdi bir tane söyledim. Abi dedi hiç hiç abartmıyorum Bir tane eve dedi 30 tane bıraktım dedi. Bende bir iki tane var damacana. 30 damacana Bir, bir tanesi ya. bitince tane. bir tane söylüyorum. Abi altı, 30 damacana altı, altı, dedim altı. yani bu ne abi baraj mı kuruyor bir ne yapıyor abi herif? 600 litre su ediyor herhalde. Alıp pahalıya mu satacak acaba? <laughs> yok be abi. Tabii abi o insanlar, o insanlar korkuyor. Ben marketlerde gördüm. Üç araba yapmayın, etmeyin. Bak savaş durumu yok. Marketler panik, açık, bu olacak. panik. Panik. Açık panik işte. Çünkü niye panik? Sosyal medyada o kadar çok seni panik edecek hesaplar var ki. Çok hem Ama karışsın, aman millet sokağa dökülsün, ama panik olsun, ama şu olsun diye. Abi bakanlıkları, resmi açıklamaları takip edin. Abartmaya da gerek yok. Evet, evinde erzak olacak tabii ki de. Hani savaş çıkmış gibi de Gerek yok. Evren'in yayın öncesi çok güzel bir şey var. Dedi ki İtalyanlar dedi e, vurdum duymazlığının faturasını öde, ödüyorlar dedi. Hala da ödüyorlar dedi. Evet. Onlara da dediler çıkmayın, yapmayın, etmeyin, evde kalın. Ama onlar hiç dinlemedi. Bu kadar da örnek var önümüzde. Ya, bu, bugün bir açıklama yaptı başbakan orada bir biliyorsun halk için. Ya dedi biz bu işin ciddiyetini söyledik dedi. Parti yaptılar diye umursamadılar da eğlence yaptılar dedi. İtalya'da çıkmadıydı, evet. evet, İtalya'da. Evet. Fransa'da da şirin, şirin, şirinler aktiviteleri ya. yapılmış, şirin kıyafetleri giymişler, şirinler. Kıyafetleri Ama yani bizde bak önemli olan şu, insan. bizde, de, bizde de kapatıldı. Evet, yani önlem iyi aldık İki gün yani. öncesine nazaran baktım sahilleri, biz o taraf Saray'a tarafında oturuyorum. Artık yavaş yavaş insanlar olayın bilincinde olmak zorunda zaten. Herkes kendi için, ailesi için, tanımadığı insan için de ya. Sonuçta hepimiz biriz biz burada. Önemli bir süreçten geçiyoruz, yani sonuçta futbol spor şu an konuşulmuyor. ...daha az konuşuluyor. Yani bir şekilde de... E ...biz de her gün evdeyiz. Çıkmıyoruz abi. Evden çıkmıyorum ben. Yani işim evet. olduğu için... ...mecburen ekmeğimiz olduğu için buraya geliyoruz. Yarın bugün gelme derlerse Size oturacağız evimizde. Yani bu böyle. Yani mecburiyet dışında... ...alışveriş dışında dışarı çıkmıyoruz. Hava güzel olunca... Ben dedim ki... Ya, ...vallahi yağmur yağsın, kar yağsın da bari... ...hiç olması inmesinler. Anladın mı? Doğru. Çok doğru. Yani, tabii, tabii, tabii. Güzel hava da daha Hava güzel, güzel olduğunda abi Aynen. durduramıyorsun. Ne yürüyüş yapacakmış... ...orada köpeğini alıp gezdirecek. İşte... Çocuktan alıp bu geziyor. Bu zamana kadar yürümeyemiyor. Ya bu yazmış yaşlı birisiyle şey video çekmişler. <laughs> ya diyor dışarı çıkıyorum da devlet izin vermiyor. Evde diyor karı oturtmuyor rahat rahat <laughs> <var> diyor. Zaten. <laughs> ne yapacağız? <yapmış gülüyor> şaşırdım <Ondan> ya. Onunla ilgili <laughs> şöyle bir tespitim var. O yaş grubu abilerimiz, büyüklerimiz e, hep böyle evlerinde işte eşleri tarafından... Tacize uğruyorlar niye abi Niye evde ya? oturuyorsun? <laughs> Taciz şöyle git abi kahveye. ya. Git kahveye. Git sağa sola i̇şte git dışarı. Yan komşu gelecek gün yapacağız şu yapacağız bu yapacağız hep evlerinde kovulmuş adamlar zaten. Hep yıllardır kahveye gönderilmiş adamlar. Şimdi ben o o yaş grubunu da çok iyi anlıyorum. Biri de şey demiş, yani Twitter'dan, Instagram'dan duyur yapmanıza gerek yok. Oraya hitap etmek istiyorsanız Facebook'ta duyurular yapın diye. Hı, Çünkü tabii. o kesin Facebook'u daha çok kullanıyor. Yani bugün akşamki 19 açıklamasında Sağlık Bakanım çok güzel konuştu. Yaşlılar için de onları hem onurlandırdı hem de daha abi, bir biçim olmalarını söyledi. Yani çok orada, güzel, çok güzel konuştu. Yani, evet, Evren, yani o çok, bizim çok için önemli. Bir, çok önemli. Çok önemli bir noktayı kaçırıyoruz. Birçok ülke yaşlılarını ölüme terk ediyor. İtalya'da ya hasta seçecekler. Bizim yaşlarımız Şimdi çok değerli Bizim abi. yaşlarımız evet. değerli. Bakın yaşlılar ne önemli biliyor musunuz? Yaşlıların birçok deneyimi, tecrübesi gördükleri, yaşadıkları, deneyimleri bize, aktarıyorlar nesilden nesile. Sana onu tamam tarih profesörleri vardır ama bir tarih profesörü. Farklıdır anlatması o akademik anlatır ama senin dedenin anlattığı mesela savaş görmüş dedenin anlattığıyla yaşadığını Mümkün değil. adam yaşadığını Aynen. anlatıyor Aynen. sana. Çok farklı şeyler bunu hissettirir. Bizim atalarımız kıymetlidir. Şimdi burada Avrupa'da zaten şöyle bir şey var yani şöyle hesaplar yapılıyor. Arkadaş acaba sağlık sistemi emeklilik sisteminden mi kurtulmak istiyor bunlar serbest bırakıyorlar böyle yoksa bunların kendi deneyimleri kendi tecrübeleri torunlarına aktarılmasın mı? Kuşaklar arası kopukluk mu olsun isteniyor? Bir ülkeye gelebilecek en büyük belalardan biri de kuşaklar arası kopukluktur. Tabii tabii. Bak doğru. çok net söyle. Doğru söylüyorsun. Aslında burada devletimiz çok güzel tedbirler almış. Bu kadar Biraz daha bizim tabii sağduyulu doğru. olmamız lazım. Yani bir kısım ya tabii biz, ki biz yaparken... Biz neden alıyoruz biliyor musun? Biz neden alıyoruz biliyor musun Mehmet? Evet. Evet. Yazsa hemşerim. Yazsak. Biz ondan almıyoruz abi. Bizi ne Sokağa çıkma yasağı yapacaksın. Şey. Biz yani başka ya... türlü bir şey anlamıyoruz. Ne kadar abi, güzel biliyorsun. tedbirleri almış devletimiz. Önlemleri almış. Bütün departmanlar, bütün her yer çok güzel çalışıyor. Hepsine buradan Sağlık bakanlığı, hepsine çok ayrı ayrı teşekkür etmek lazım. Yani doktorlar bizim şu an e, zaten öncelikli şeyimizdi. Bundan önce de çok saygı duyuyordum. İnanılmaz iş yapıyorlar. Yani onların vermiş olduğu emeğe oradan saygıyla zaten tebrik ediyorum saygıyla. Bir de fırsatçılar çok var Mehmet. Mesela Sayın Bakan İş İşleri Bakanımız açıkladı. Bu maske farklı fiyata satıyorlar saplık ya yapmayın ki. ya i̇şte bak bunlar ya bunu ne ya. bunlar insan değil. Şimdi bak, ya. bak ya. Maskeyle ilgili Kolonya bravo. Hayır maskeyle şey. ilgili şöyle bir haber okudum görüntülü haber. Ee, hangi kanalda okudum izledim hatırlamıyorum. Ee, tesis sahibi diyor ki benim de bundan sonraki önceliğim de iş piyasası. Ben de önce kendi vatandaşımı düşünmek zorundayım. Ben de kendi halkımı üretim yapmak zorundayım. Evet diyor. Dışarıdan talep var ama diyor. Önce kendi vatandaşım diyor. İş piyasası diyor. Aslında daha çok hem Kolonya hem maske evren Evet. En çok piyasası dış piyasa onun, o evet. fabrikanın. Ama önceliğin bu diyen birini gördüm, işte işletme sahibi demek. Hepsi için geçerli değil o. Ama bazıları <laughs> var ki, bakan onu e, kastediyor, e, Sayın Soylu, e, devletin el koyma yetkisi var mı? Var. Var, var. var. Zaten Şimdi diye. bak bir kararname çıkartır, ne oldu? Hastaneler kamulaşıyor, ecza depoları kamulaşıyor. Şimdi bu maskeleri üreten, kolonya üreten yerler de... Jelleri üreten yerler de, de kamulaşıyor. De Sonuçta burada olağanüstü bir durum olacağız ama veya oraya gideceğiz ama devlet senin gözüne yaşına bakmaz arkadaş. İşletmeli el koyar. Abi.